vatandaşlarımız için açılan bu çadırda hedefimiz nelerdir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanıyım ben. Markalar Çadırı kurulduğundan bugüne buradaki esnafların elde ettiği kendi gelirleri, kendi ticari yaşamları, buradaki elde ettikleri gelirden kar payından bir sosyal sorumluluk projesi adı altında engelli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla tekerlekli sandalye kampanyamıza katkıdan bulunmaktadırlar. Bugüne kadar, bu çadırın kuruluşundan bugüne kadar bize taahhüt edilip, verilmek üzere taahhüt edilen 50 adet akülü sandalye ve manuel sandalye tarafımıza verilecek sanırım Şubat'ın sorunu gibi. Bunu da biz Türkiye'de ihtiyaç olan ve bunları dört gözle bekleyen engelli kardeşlerimize bedelsiz bir şekilde ulaştıracağız. Tabii buradaki amaç benim halkımızdan ricam bu markalar çadırında bulunan esnaflara gelip destek olmaları. Yani gelip hem alışverişlerini ki zaten ihtiyaçlarını burada piyasanın %50 altında bir fiyatla görecek alışverişlerini yapabilecekler ve burada verdikleri paranın yani kardan mutlaka ve mutlaka engellere destek olacağını bilmelerini istiyorum. Hem alışveriş yapıyorlar hem de destek oluyorlar. Tabii ki destek oluyorlar. Zaten bu bir sosyal sorumluluk projesi. Sosyal sorumluluk projelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ama en büyük desteği halkımızdan bekliyoruz. Çadırlara ilgi göstersinler. Vatandaşlarımız için. Evet. Peki gelirler ne kadar etkili oluyor? Bu sene yani bu yapılan ilk çadırda belki hava şartları ve işte ekonomik şartlardan dolayı biraz zayıf geçiyor ama yine de bayağı katkısı var. Peki engelli vatandaşlarımız için ulaşım nasıl sağlıyorsunuz? Engelli vatandaşların kendine hangi ulaşımı anlayamadım. Yani şimdi mesela tekerlekli sandalye ulaşımı için haberdar konusunda veya anladım. Başka bir şey söyleyeyim. Anladım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye Sakatlar Derneği 57 yıllık bir kuruluştur. Türkiye genelinde 65 tane şubesi var. Ve bütün ihtiyaç sahibi engelli arkadaşlara zaten bizde bilgileri mevcuttur. Talepleri, dilekçeleri bizde mevcut. Biz onları kargo bedeli bile onlardan almaksızın buradan gelen hiçbir destek, bedel, hiçbir ödemeden. Bedel ödemeden adreslerine kadar gönderiyoruz. Geçen hafta Van'a gönderdik. Van'da iki tane ilköğretim okulunda öğretmenleri bize müracaat etti. Oradaki çocuklarımıza gönderdik. Her bir dört yana gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Peki sorun yurt dışı yok. Var mı? Yurt dışından bize geliyor. Biz göndermiyoruz. Gene talepler var. Gelen var. Başka soru? Teşekkür ederim. Bu kadar kampanyalar da varmış. Hafta sonları özel. Evet bu pazar halkımıza bir müjde verelim. Cumartesi pazar günü Yeni Bosna'da bulunan bu çadırda Markalar Çadırı'nda ayakkabılar 1 liraya kadar ayakkabı satın alabilecekler. Yani kıyafetli buydu. Bu tür kampanyaları da mutlaka gelip iştirak etsinler. Sadece bu çadırda değil herhalde. Başka semtlerde olan çadırda da yine kampanyalarımız marka, var. Evet Sancaktepe'de kurulacak olan çadırda da yine kampanyalarımız devam edecek. Ne zaman peki Sancaktepe'de? Sanırım 3 Şubat'ta açılıyor. 3 Şubat'ta yine Sancaktepe'de beraber.